Hayır, hayır. Ben yapmadım. Hayatım boyunca bu odaya hiç girmedim. Her konuda yalan söyledim. İnanmanız gerek, ben masumum. Ben Hadi masumum. lütfen oturun Monsieur Tamam, Morosko. ama ben hala masumum. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben masumum. Bayım. O kibrit kutusunu görebilir miyim? Teşekkür ederim. Üstadımın bunlar. Bak ona. Her yerinde suçlu yazıyor. Ben mi? Evet. Bunun için hepinizin sebebi vardı. İşte bu. Paraya o kadar çok ihtiyacı vardı ki bana sahip olmadığı bir köpeği satmaya çalıştı. Ve sen. Sen dün gece aklını kaçırmıştın. Müfettiş bu adamın ağzı köpürüyordu. Onu kumarhanede gören herkese sorabilirsiniz. Öfke doluydu. Eğer bu odada cinayet işleyebilecek biri varsa o da Şuvori'dir. Bırakın. Kocan pek çok aşağılık ve aptalca davranıştan sorumlu olabilir. Ama cinayet işleyemeyecek kadar korkak bir adam. Teşekkür ederim. Bakın müfettiş, hadi daha ne istiyorsunuz artık? Tanrı aşkına, adam kanıtı yok etmeye çalıştı. Ben masumum. Ben yapmadım. Ben hayatım boyunca 1,5 saat sevişmedim. Karıma sorun, o da söyleyecektir. Benim yapmayı düşündüğüm şey de bu. Oturun. Ah Elena hayatım. Madam, artık gerçekleri anlatma zamanı geldi. Hayatlar söz konusu. Acınası hayatlar, yine de hayatlar. Dün gece 801 numaralı suitin penceresinden çıkan adam kimdi? Kocam. Elena, gerçek. Ne kadar korkunç olursa olsun. Dün gece kiminle yatıyordun, adını söyle hadi. Ogi Morosko. Hayır. Bu kadın uslanmaz bir yalancıdır. Bunu sadece beni korumak için söylüyor. Çünkü aslında benim karım suçun işlendiği saatte başka bir adamın kollarındaydı. Ve o adam Sayın Müfettiş, Madame Van Dugan'ın gerçek katilidir. Alfonso de la Peña. Alfonso. Monte Carlo küçük bir şehirdir. Lütfen oturun Bayan Morosko. Siz de. Señor de la Peña.